İyi günler Farber Market'te. Tekrar iyi günler. Bugün Farber Market'te Emiş ailelerini sekiyoruz. Çocukları sekiyoruz. Güzel bir gün. Sabah yağmurluydu. Şimdi İhtiyar amcamızla konuştuk. Dedi ki bu atlar 100 kiloyu taşıyormuş. 100 pound'u. Seni taşımaz dedi. Sen 110 kilosun. Atlar çöker dedi. Mecburen ata binemiyoruz. Böyle küçük atlar bana gitmiyor. Atlara yazık yani. İhtiyar amcaya dedim seni meşhur edeyim. Rüzgün de. Çocuklar gelsinler, ata binsinler. Güzel bir tecrübe. Türkiye'nin kasvetli gündemine gelelim mi? Biliyorsunuz Türkiye'de faşizm var. Dünya uzaya çıktı. Biz Muratgil'den atlayamadık. Türkiye'de. Hala demokratik seçimler. Efendime söyleyeyim, insan hakları, ifade özgürlüğü, din ve yaşama özgürlüğü konusunda bir adım ileri gidemedik. Sürekli mehter çalıyorlar, gaz veriyorlar fakat İzmir Marşı da çalıyorlar. Sürekli ileri geri bir gelişme yok yani. Erdoğan yönetiminde, AK Parti yönetiminde bir gelişme olmayacağını hepiniz anladınız. Adam ne diyor? Sisi ne oluyormuş? Binali arasında seçim yapacaksınız diyor. Herkes biliyor ki Sisi Hulusi Akar 15 Temmuz'un tiyatro yönetmeni. Sisi İmamoğlu değil. Erdoğan kendi güvenilirliğine çok güveniyor ve kendi koyunlarına çok güveniyor. Satın aldığı insanlara, devleti istismar edip de korkuttuğu insanlara çok güveniyor. Soykırım yapan işkencecilerine, mafya babalarına, Kürt ağalarına, tarikatları yozlaştırmış ve satın alınmış, korkmuş, silmiş cemaat liderlerine çok güveniyor. Havuz medyasına çok güveniyor. Köpekleştirdiği yargısına çok güveniyor. Ve diyor ki ben İmamoğlu'nu mağdur ederim. Bana muhtar bile olamazsın dediler. Bak ben muhtardan fazlası oldum. İmamoğlu da sırasını beklesin. Onu biraz mağdur ederim. Bizim halkımız mağdur edebiyatını sever. Mağduru sever. İyice bir hapse girsin. Bak ben 4 ay girdim. Başbakan oldum, devlet başkanı oldum, hırsız oldum. Derin devletin faşist köpeği oldum, goril oldum. İmamoğlu da sırasını beklesin diyor. Ve onu özenle mağdur ediyor. Ordu valisine demiş ki mahkemeye ver. Demedi bana. Demiş gibi say yani. Biz yargıda şeysini yapacağız diyor. Evet. Yargıda şeysini yapıyorlar. Değil mi güzel kız? Şeysini yapıyorlar. Biz Farmer Market'te yayına devam edelim. Old Fashion Ice Cream. Old Fashion mı? Denemek lazım Old Fashion Ice Cream. Mennonite aileler Elmira'da yaşıyor, St. Jacob'da yaşıyor bu çevrede. Heidelberg şehri var. Pek çok köy kasaba var. Çiftçilik yapıyorlar. Ve ürünlerini buraya getirip satıyorlar. Kanada'da 400 senedir kendi kültürlerini hiç değiştirmeyen, dini görüşlerini hiç değiştirmeyen, Avrupa'da, Almanya'da, Hollanda'da, İsviçre'de nasıl yaşıyorlarsa aynen yaşayan bu güzel insanlar haram yemezler, emekleriyle, çalıştıklarıyla geçinirler. Kesinlikle tek bir kuruş geçirmezler. Bahşiş de vermiyorlar. Ben o kadar takside sürdüm bunları. Tek kuruş bahşiş de alamıyorsun. Yani taksimetre ne kadar yazarsa o kadar. O kadar muhabbet ettim, o kadar sohbet ettim, hatta şarkı bile söyledim. Yani kilise ekibi vardı, kilise şarkıları söylüyorlardı. Ben de onlarla beraber kilise şarkısı bile söyledim ama yine bahşiş alamadım. Yani gençlerden alıyorum da yaşlılardan mümkün değil. Orta yaştakiler çok zor, birkaç dolar. Gençler 5-10 dolar veriyor. Yani gerçi bir tane bunların en büyük adamı bana 90 dolar rekor bir bahşiş vermişti. Ona da 2 saat terapi yaptım yani. Sonra Tim Ortiz'e götürdüm. Karısına da terapi yaptım 1 saat.
3 saatimi harcadım yani. Hak ettim 90 dolar. Ha, gireyim mi? My wife calling me. Okay. This is the end. I have to go. My Periscope, my YouTube is this is not YouTube. Video recording 4K. Nice girl. $5 5 minutes only. Right? $5 5 minutes. Evet. 5 dakikaya Beşiktaş. $5 ancak 5 dakika at bile biliyorsunuz. Erdem de diyor ki paranız kadar konuşun lan. Biz 500 milyar dolar çalmışız. Olur yani. Ülkede biz kayyum tayin ederiz. İstanbul'u çalarız. İstanbul bizim hırsızlık merkezimiz. Nasıl elimize alırsınız? Öyle seçim falan yok. 23 Haziran'da okul almaya gidin tabii. Bakalım seçim var mı yok mu? Yani İmamoğlu yine kazansın. Bakalım Erdoğan nasıl çalacak diye merak ediyorsunuz. Mutlaka çalacak biliyorsunuz. Ama nasıl çalacağını bilmiyorsunuz. Çünkü Erdoğan nasıl çalacağını söyleniyor herkese. Danışmanlarına bile söyleniyor. Sır gibi, devlet sırrı gibi saklıyor. İbrahim Kalın'ı aramıştım 2011'de. Ne halt yiyorsunuz, niye bu Diyanet'te operasyon yapıp müftüleri köylere tayin ediyorsunuz diye. Ya dedi Faruk, şu anda İsrail'e gidiyorum, havalimanındayım dedi. Ne var dedi. Dedim ne işin var İsrail'de? Erdoğan İsrail'e göndermiş. Ne olduğunu İbrahim Kalın da, saray sözcüsü de, baş danışman da bilmiyor. Erdoğan'ın işleri. İsrail'e gidince telefon edip İbrahim'e emirlerini yağdıracak. Şunu yap, bunu yap, şununla görüş. Tabii bu arkadaşların İsrail'le hiç ilişkileri yok. IŞİD petrolünü sattılar, ticareti geliştirdiler. Efendime söyleyeyim, bütün politikaları İsrail'le koordineli yürütüyorlar ama ilişkileri yok. İbrahim Kalın kara kutu. Söylemiyor her şeyi. Sen beni neler çektiğimi biliyor musun diyor. 20 saat adam beni çantası gibi yanına taşıyor diyor. Karınla yatamıyorum diyor. Ben dedim sana Erdoğan'ın baş danışmanı ol diye. Cem Küçük ne demiş? MİT ve CIA elemanı Marmara'daki o şerefsizler, ahmaklar hesap verecekmiş. Marmara'dakiler suçlu olmuş. Erdoğan'ın haberi yoktu tabii. Marmara skandalı. 20 milyon dolar tazminat talep ettiler. Mahkemeye verdiler. Bir sürü popülizm yaptılar. İbrahim Kalın da bana 2010 demişti. Fethullah Gülen Hoca Efendi. Niye böyle sert konuşuyor bizimle ilgili hocamız? Niye Amerikan gazetelerine açıklama yapıyor da bizle direkt görüşmüyor? Aracıları var, adamları var, tanıyoruz herkesi. Laf dinlemiyorsunuz. Laf dinlemeyince Amerikan gazetelerinde okuyorsunuz. Marmara'nın yanlış olduğunu. Şimdi Cem Küçük de çıkmış. Hesap soracağız. Mavi Marmara'ya binenler. Abdurrahman Dilipak'ı bulursun önce. O organize etti herkesi. Biliyor muyuz onu? Kesinlikle biliyoruz. Evet. Zaten 8.5 dakikadan fazla kaydetmiyor. Bu öyle bir kamera ki. Salih. Ne yapıyorsun Salih? Salih iyi ki. Kadını çekti de rahatsız olmasın. Tamam. Çekmiyorum. Farmer Market'ten. Bye bye.